hocam, son olarak sormak istediğim sorum size. Hastanemizde yine kardiyolojide girişimsel birçok cerrahi işlemler uygulamaktasınız. Bunlardan uyguladıklarınızın öncelikli olarak isimlerinden bahsetmenizi isteyeceğim sizden ve en sık hangisini uygulamaktasınız? Bunlardan bize bir iki tanesinden bahsedin desem. Öncelikle toplumda tabii kalp hastalıkları deyince aklımıza ilk olarak koroner damar hastalıkları geliyor. Evet. Ve bizim yoğunlukla ve çoğunlukla uğraştığımız hasta grubu kalp damarlarında daralma ya da tıkanma olan hastalar. Bunlar elbette bir standart grup var. Yani kolaylıkla koldan veya kasıktan girip işte 15-20 dakikalık bir operasyonla damarını açtığımız hastalar var. Bir de daha kompleks dediğimiz damarı tam tıkanmış, muhtemelen yıllar önce tıkanmış, kireçlenmiş, son derece açılması zor ve komplike hastalar. Bunlara kronik tam tıkalı hastalar diyoruz. Bunlar ne yazık ki önceki yıllarda biraz daha zor tedavi edilen hasta grubuydu. Elimizden çok fazla bir şey gelmediği için sadece ilaç tedavisi ya da uygunsa ameliyata, cerrahiye verdiğimiz hastalardı. Burada önemli gelişmeler olduğu için son 10 yılda bunları açıyoruz ve bunlar bizim zor hasta grubumuzu teşkil ediyor. Yine çatal damar lezyonları dediğimiz damarların bir anlamda kavşak noktalarındaki darlıklar, standart dışı hasta olarak ifade edebiliriz bunları. Bunlara müdahale ediyoruz. Bunlar bizi nispeten standart bir stent ve standart bir anjiyografi işlemine göre daha komplike işler. Bunlara kompleks kompleks koroner girişimler diyoruz. Damar girişimi olarak. Bunun dışında elbette damar dediğimiz zaman damar yağlanması ya da damar sertliği dediğimiz şey sadece kalp damarlarımızı tutan bir şey değil ne yazık ki. Bu beynimizin içindeki damarları da etkiliyor. Beynimize giden damarlar, şah damarlarımız da etkiliyor. Ekstremitelerimiz, bacaklarımız, kollarımız, bağırsaklarımız, böbreklerimiz, yani vücudumuzun organlarını besleyen tüm damarlarda aynı hastalık aslında mevcut olabiliyor. Biz elbette bir yerinden yakaladığımızda diğer taraflar da gözümüzden kaçmıyor. Evet. Yani koroner anjiyografi yaptık diyelim. Çok damarında problem var. O hastalarımızın şah damarını da kontrol ediyoruz. Veya tam tersine hastamız bir inme geçirmiş, felç geçirmiş. Şah damarını kontrol ediyoruz. Orada problem varsa kalp damarına da mutlaka bakıyoruz. Dolayısıyla aynı sistemin, aynı hastalığın sonucu olduğu için bir bölgede problem gördüğümüzde genellikle diğer taraftaki problem de gözümüzden kaçmıyor. Onları tespit ediyoruz. Ve yoğun bir şekilde son yıllarda periferik damar hastalıkları dediğimiz bu hastalık grubuyla da mücadele ettiğimizi, tedavi ettiğimizi söyleyebilirim. Bu çoğunlukla hastalarımızın ayağında iyileşmeyen yaralar veya yürürken bacaklardaki kasılma, yanma şeklindeki ağrılar şeklinde bu hastalar şikayet ederler ve bu şikayetle başvururlar bizlere. Dolayısıyla aynen kalpteki gibi yürürken olan göğüs ağrısı bize nasıl kalp krizinin ön belirtisiyse, bize bir uyarıysa, yürürken oluşan bacak ağrısı, bacaktaki yanma, bacaklardaki kasılma, kramplar da aslında ileride hastamızın gangrene gidebilecek bir sürecin başında olduğunu bize gösteriyor. Hastalarımızın bu konuda da uyanık olması gerektiğini vurgulamakta fayda var. Bunun dışında tabii damar hastalıklarını bir kenara bıraktıktan sonra kalp pili girişimleri, bizim yoğun bir şekilde yaptığımız işlemler. Bunlar nabzın düştüğü hastalarda takılan piller. Bir de şok pili dediğimiz kalbi son derece zayıf olan, kalbinin aniden durması ve aniden hastanın kaybedilme riskiyle karşı karşıya olan bir hasta grubunda taktığımız şok pili dediğimiz pil türü. Bir de son olarak 3 odacıklı kalp pili dediğimiz, yine kalbi çok zayıf hastalarda kalbin bir anlamda güçlenmesi için taktığımız pil türü var. Bu pilleri hastalarımıza takıyoruz. Onun dışında uğraş alanlarımız elbette kalp yetmezliği hastaları. Bunlar girişimsel tedavi değil, daha çok takiplerimizle, poliklinik takiplerimizle kontrol ettiğimiz hastalarımız. Elbette bazen yoğun bakım ihtiyacı oluyor bu hastaların ve yoğun bakımımızı takip ediyoruz. Birkaç gün yatırıp vücudundaki ödemlerle akciğerindeki sıkışmayı düzeltip ondan sonra hastalarımızı taburcu ediyoruz ve kontrolüne devam ediyoruz. Genellikle
bizim hizmet kalp hastalıklarına yönelik yaptığımız iş mutlaka kontrol ve takip gerektiren işler. Hı. Yani sadece bir hani apendektomi gibi apandisini aldık, bu hastanın apandisiyle ilgili hiçbir sorunu kalmaz ve bir daha kontrolü yoktur. Bizim hastalıklarımız böyle değil ne yazık ki. Dolayısıyla hastalarımızın poliklinik kademesinde iyi takip edilmesi o hastaların yoğun bakıma veya anjiyografiye daha az düşmesini sağlayan bir unsurdur. Dolayısıyla takip bizim hastalarımızın olmazsa olmaz şartıdır. Hocam teşekkür ediyoruz verdiğiniz tüm bilgilerden dolayı. Gerçekten bu anlattığınız işlemleri de özellikle yine kardiyologlar arasında yapan sayılı hekimlerden hocam. Ve iyi ki bizimle Avrasya Hastanesi'nde ve burada da bunun için gerekli olan yine dediğimiz gibi tüm altyapı, ekip ve donanıma sahibiz. Yine Avrasya Hastanesi yönetimine de tüm bu imkanları sunduğu için kalp sağlığına verdiği önemi hem medikal kadro seçiminde hem hemşire gerekli olan tüm alanlarla ilgili yeniliklerle takip etmekte gerçekten önemli bir değer. Evet. Bir araya girip bir şeyi daha vurgulamak tabii istiyorum. Şimdi kardiyoloji tabii bu işleri yaparken az önce ekip ruhu dediniz. Evet. Biz bu işleri rahat bir şekilde yapmamız aslında arka planda bizim olası sıkıntılarda acil müdahale edebilecek bir ekibe sahip olmamızdan kaynaklanıyor. Evet. Mesela cerrahi backup dediğin cerrahi destek olmadığı takdirde biz bazı işlemleri yapmıyoruz. Hı hı. Yani hastamızın ihtiyacı olsa bile acil değilse tablo, evet, biz o hastaları erteliyoruz. Diyelim ki cerrahlarımız o sırada ameliyattalar. Evet. Diyelim ki cerrahlarımız o gün başka bir programdalar, hı, toplantıdalar vesaire. O tür durumlarda biz hastalarımızı bekletiyoruz, hı hı, ve cerrahi ekibin hazır olduğu anı bekleyip o şekilde müdahale ediyoruz. Aksi takdirde bu işlemler tedbirsiz bir şekilde yapılmış olur ki bu bütün ekibin işidir. Herhangi bir sorun çıktığında bizim devreye girmemiz, onlarda bir sorun çıktığında bizim bir sorun yaşamamız halinde kalp cerrahisinin hazır kıta bekliyor olması çok önemli. Dolayısıyla kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi tek bir birim ve birisi olmadan diğerine yazık ki işini yapamıyor. Evet, gerçekten ekip birliği burada her zaman en önlerde yer alıyor.